Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar, Rusya açıkladı, Türkiye ile birleştik dedi. Değerli izleyenler, Rus basını dünyaya duyurdu. Rusya ve Türkiye birleştiği Avrupa'yı ikiye bölecek dedi. Türkiye'ye kurulması planlanan gaz merkezi için Rusya ve Türkiye birleşerek Avrupa'yı ikiye bölecek yorumunda bulunan Rus basınının bu analizi Yunan medyasında büyük manşet oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı devam ediyor. Başta Amerika olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'den Türkiye önerisi gelmişti. Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir demişti. Putin'in bu önerisinin yankıları sürerken Rus basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda Avrupa Birliği'nin enerji piyasasının kökten değişeceği belirtildi. Haberde projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ciddi bir avantaj sağlayacağının altı çizildi. Rus basınında yer alan bu haber Yunanistan'da günün konusu oldu. IN.gr adlı site haberinde Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor yorumuna yer verdi. Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı. Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek. Rus basını bu senaryo için Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek yorumunda bulunurken Yunan gazetesi de bu iddiayı öne çıkardı. Putin'in önerisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin'le birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız ifadelerini kullandı.